ve sevgili öğrenci başsan arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bugün İstanbul Diş Hekimliği Odası'nın düzenli yaptığı konuşmalardan biri olan konulardan size başarısız kök kanal tedavisi mi? Peki şimdi ne yapacağız adlı konuşmamı anlatmaya gayret edeceğim. Bu konuşmamın amacı başarısız kök kanal tedavileri sonrasında başvurulabilecek tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi ve doğru kararın verilmesinde izlenebilecek kriterlerin gözden geçirilmesidir. Şimdi hepimizin artık bildiği üzere kök kanal tedavisinin amacı iki başlıkta toplarsak kök kanal sisteminin temizlenmesi, orijinal formuna uygun olarak şekillendirilmesi, dezenfeksiyonu ve uygun bir dolgu maddesiyle hermetik 3 boyutlu olarak doldurulmasıdır. Kök kanal tedavisinin başarısız olduğu durumlarda uygulanması düşünülen ilk tedavi seçeneği genelde kök kanal tedavisinin tekrarlanmasıdır. Peki kök kanal tedavisinde bizim başarısız olmamıza sebep olan durumlar nedir diye bakarsak, bunları şöyle bir başlık altında toplayabiliriz. Biyolojik sebepler, kistler, çatlak dişler veya dişlerde rastlanan kırıklar, yanlış teşhis ve tedavi, yabancı vücut reaksiyonu ya da nöropatik problemler olarak sınıflayabiliriz. Biyolojik sebepleri kendi içinde ikiye ayırıyoruz, intraradiküler ve ekstraradiküler olarak. Bu intraradiküler olanları görmekteyiz. Zayıf aseptik teknik. Buradan kastımız, biz kanal tedavisine biz de yapmış olabiliriz, başkasından da gelmiş olabilir ama kanal tedavisi eğer vital bir şekilde başlanmış ve bitirilmiş ve buna rağmen retreatment yapmamız gereken bir durum ortaya çıktıysa, haliyle vital kök kanalı steril olacağı için, ortamda bakteri olmayacağı için böyle bir beklentimiz aslında olmaması lazım. Eğer bu oluyorsa, kısmen şanssızlık, kısmen iatrojenik bir sebep arayabiliriz. Bunlardan hani önemleri nedir diye bakarsak, kullanılan aletin yeterli sterilizasyonda olmaması, dezenfeksiyonun iyi sağlanamaması ya da kontaminasyon olabilir. O yüzden mutlaka hani hep önerdiğimiz, çalışırken mümkün mertebe rubber dam kullanılması ki izolasyonu çok daha iyi yapabilelim ve kullanacağımız aletlerin sterilizasyonuna ekstra özen göstermemiz gerekiyor. Hatalı irigasyondan kastımız, ben normalden irigasyon konusunu da anlatıyorum belli yerlerde. Orada hep üstünde durduğum bir şey vardır. İrigasyonu hasta vakaya göre prosedürün değişmesini tavsiye ederim genelde. İşte retreatment'ta ki birazdan anlatacağım. Farklı bir yol izlememiz lazım. Bunu eksik ya da yetersiz yaptığımızda ya da etkisiz olabilecek irigasyon materyalleriyle kök kanalını irige ettiğimizde sonuç alamayabiliyoruz maalesef. Kanal boyunda çalışılmaması... Haliyle apikale kadar gitmeyen bir çalışma yaptığımızda, genişletme yaptığımızda o ulaşmadığımız bölgede illaki periapikale yakın alanda enfekte doku artıkları ya da bakteriler kalabiliyor. Haliyle bunlar da enfeksiyona sebep olabiliyor ya da olan enfeksiyonun tekrarına sebep oluyor. Kanal atlanması artık hemen hemen yani üst altlarda bile çoğunda ararsak buluruz diyoruz çünkü genelde altlarda dördüncü kanal rastlamak mümkün. Hatta dediğim gibi ararsak illaki buluruz ama ille mesela vital dişten bahsedelim bir kanama odağı vermeyebilir. Biz ararsak buluruz. Tam apikale kadar gidemeyebilir, çok dar olabilir ama göz göre göre bir odak varsa ve biz onu atlarsak da sonradan bize enfeksiyon olarak dönebiliyor. Kıyaslarsak şey açısından vital ve devital dişler açısından vital dişlerde eğer o kanal ağzı işte kanama odağı olarak bize gözükmüyorsa ve biz bunu atlarsak her zaman sıkıntı çıkmayabiliyor. Ama devital bir dişse enfeksiyon zaten olduğundan, bakteri olduğundan ve bunu elimine etmediğimiz için haliyle bunun başarısız olma şansı diğerine göre artıyor. İşlemsel hatalardan kastımız çalışma esnasında oluşabilecek perforasyon, zip, basamak dediğimiz prosedürel hatalar ya da perforasyon dediğimiz. Bunlardan dolayı o alanları eğer ya fark etmezsek ya üzerimize düşeni yapmazsak yani dişi sızdırmazlığını sağlayamazsak sonradan enfeksiyona sebep oluyor. Bir diğeri yetersiz obturasyon. Aslında kök ucuna ulaşılamamasıyla aynı mantıkta ulaşamazsak yeterli bir obturasyon da yapamayız. Apikale kadar gidemeyiz. Ya da gittik diyelim iyi kondanse edemezsek, işte güta pat oranını ayarlayamazsak, pat ağırlıklı bir dolum yaptıysak, kısaca sızdırmazlığı sağlayamazsak kök kanal tedavisinin başarısız olma olasılığı çok yüksek olacaktır. Yetersiz restorasyondan kastımız, diyelim her şeyi çok kusursuz, mükemmel yaptık, çok iyi bir kanal tedavimiz var. Yetiyor mu? Yine yetmiyor. Bunun üst yapısının da, bu dolgu olabilir, inney olabilir, haliyle kaplama olabilir, en iyi şekilde
yapılması lazım ki bizim yaptığımız kanalı dış ortamdan koruyabilelim, izole edebilelim. Kısaca hep aynı mantık, sızdırma hızını sağlayabilelim. Ve son seçeneğimiz dirençli bakteriler. Sonuçta bizim kullandığımız kimyasal işte irigasyon malzemeleri, medikamentler belli bir grup bakterilere karşı ya da mikroorganizmalara karşı etkili. Bazı istisnalara karşı maalesef etkisiz oluyor. İlave teknikler ya da ilave irigasyon solüsyonları gerekiyor. Hani en çok özellikle endodontide bizim aşina olduğumuz bize sıkıntı çıkaran bakteri malum Enterococcus fecalis ve başka mikroorganizmalar da var. Yine az sonra kısaca üstünde duracağım. Bunların varlığında klasik yöntemler maalesef yetersiz kalabiliyor. Ekstraradiküler enfeksiyondan kastımız adı üstünde kök kanal sisteminin kök kanalın içinde değil dışında periapekste gelişen bir şey olduğunda ve haliyle maalesef bizim oraya müdahale şansımız olmadığı için biz kanalın içine müdahale edebiliyoruz. Pansuman yaptığımızda medikament kök kanal sisteminin içinde kalan bir şey. İyileştiremeyebiliyoruz ya da iyileştirdiğimizi zannediyoruz, enfeksiyon tekrarlıyor. Ekstradiküler bakteri kolonileri konvansiyonel dezenfeksiyon teknikleriyle genellikle elimine edilemiyor. Çok uzun yıllar şöyle bir şey vardır yapılan. Bu tür vakalarda yani ya geniş lezyon olur işte ya da benzer durumlarda medikamentin kök kanal dışına kasıtlı olarak taşırılması çok uzun yıllar denenmiş bir tekniktir. Yani kök kanalda nasıl etki ediyorsa medikament oradaki enfeksiyonu da kontrol altına alacağı düşünülerek yapılmış bir işlemdir. Fakat birçok çalışma var ama ben hani son en çok üzerinde durulan çalışma olduğu için bunu koydum. 2001'de yapılan bir çalışmada bunun üzerine 17 sene geçmiş. Asla önerilmeyen bir şey olduğu ve artık eskisi kadar hani bakıldığında zaten etkisinin de olmadığı cevap aldığımız yani olumlu dönüş aldığımız vakalarda da biraz şansla olduğu ortaya çıkmış. Neden derseniz sonuçta bu medikamentler kök yüzeyine yani bir yüzeye temasla etki ediyor. Kök kanalının sınırları belli. Yüzey temasını sağlayabiliriz ama periapikalde kemik kaybı ne boyutta? 3 boyutlu olarak silindirik mi, prizmatik bir yapım var nedir bilmiyoruz. Haliyle bilerek taşırsak bile çok az bir alana temas edecek. Kemiğe temas etme garantisi yok. Bu bir haliyle apikale yabancı bir cisim taşırıyorsunuz kasıtlı olarak. O anda ağrı olabilir, o an olmasa sonrasında sonuçta sitotoksik bir malzeme ne olursa olsun periapex için sonradan ağrıya sebep olabilir. Enfeksiyon ağrısıyla bu ağrı karışabilir. Bu yüzden de tavsiye etmiyoruz. Bir diğer tavsiye etme sebebimiz sonuçta periapikalde kökün dışında vücut doku sıvıları da var. Ve bu medikamentler kök kanal sistemi içine gayet kendi işlevini yerine getirebilirken doku sıvılarında çözündüğü için kök kanalı dışında herhangi bir işe maalesef yaramıyor. O yüzden artık kasıtlı taşırılarak iyileştirme denenmesi önerilmemekte. Bir diğer seçeneğimiz kistlerde. Çoğu kaynakta şöyle bir şeye rastlanabilir. Periapikal lezyonun çapı 1 santimden büyükse bu kisttir. Ortalama olarak doğru bir şey olsa da eksik. Neden? Şimdi hepimiz az çok biliyoruz, görsel olarak ayırt edebilir durumdayız. Kistik lezyonlarda bir radyolüsent alanın sınırı çok belirgin ve o lüsentliğin etrafında radyopak bir çerçeve, bir sınır var. Bunu artık ayırt edebilir durumdayız. O yüzden sadece 1 santimden büyük küçük dememiz yeterli değil. Ama rastlarsanız hani o kategoriye girdiği için bilelim diye söylüyorum. Peki bunların varlığında kök kanal tedavisi tekrarını nasıl etkiler diye bakarsak. Eğer kist varlığında %100 kist olduğundan eminsek kök kanal tedavisini sadece apikaldeki işte kök kanalın tamamını tekrarlamak, işte pansuman yapmak, iyileştirmeye çalışmak kısa dönemde bize başarıyı sağlar. Şöyle ki semptomlar geçer, hastanın şikayeti ortadan kalkar, lezyon da küçülür ama kist dediğimiz o hani radyolojik olarak lüsent alanın etrafındaki opak alan nedir dersek bir yumuşak doku, Hertwig epitel artıklarından oluşan bir yer. Haliyle o hiçbir zaman oradan gitmiyor. Biz iyileştirdiğimizi zannediyoruz ve belli bir tetikleme olduğunda dönem dönem bu tekrarlamaya, tekrar büyümeye başlayıp enfeksiyonun tekrarına sebep olabiliyor. İşte bu yüzden apikal rezeksiyon dediğimiz işlem de eklenebiliyor kök kanal tedavisine. Peki her kist olan vakada kanal tedavisini işte pansumanları yapıp, semptomu giderip, doldurup ondan sonra da apikal rezeksiyon öneriyor muyuz? Çok şu açıdan şöyle vakalarda tercih etmiyoruz. Lezyonun büyüklüğü önemli. Vaka vaka düşünmemiz lazım. Diyelim çok büyük bir lezyon var. Hatta komşu dişleri de içine alacak durumda ve komşu dişler vital oluyor bu durumda genelde. Fakat o kadar büyük bir lezyonu biz gönderdiğimiz zaman cerrahi apikal rezeksiyon yapılması için komşu dişlere temas olacağı için komşu dişlerin kanal tedavisinin yapılması icap edebiliyor.
geniş bir lezyon olduğu için dişin kök boyunun çok kısa kalmasına sebep olunabiliyor. Bu yüzden direkt tercih etmiyoruz. Şunu öneriyoruz. Biz evet çok uzun sürecek, belki aylarca sürecek ama kök kanal tedavisine başlayalım. Pansuman yapalım. Sabırlı bir şekilde belli aralıklarla bu pansumanı tekrarlayalım. Lezyon küçüldükten sonra semptomlar zaten geçmiş olacaktır. Lezyonun küçüldüğünü gözlemleyebildiğimiz zaman ilerleyen aylarda o zaman rezeksiyonu yapalım ki böylece daha az kemik kaybı, daha az kök ve diş kaybı olsun. Diğer seçeneğimiz çatlak diş ve kırıklar. Bunları zaten eğer görünebilir alandaysa o da ancak dental operasyon mikroskobu ya da luplar vasıtasıyla gözlemleyebildiğimiz şeyler. O da dediğim gibi çalıştığımız sahada ise çalışmadığımız bir sahada yani göremediğimiz bir sahada olduğunda işte kök kanalı içinde furkasyonunda göremeyen alanlarında olursa da ancak 3 boyutlu volümetrik tomografilerle, CBCT'lerle falan görebiliyoruz. Kaldı ki orada da kırık hattı, o iki segment arasındaki boşluk belli bir mikrona ulaşmadıysa o da tercih edilmiyor. Çok uzun yıllardır hani endodontide bu çatlak dişlerin ya da vertikal kök kırıklarının radyolojik olarak tespit edilemeyenler için konuşuyorum. Tespitinde CBCT hep öneriliyordu. Fakat son birkaç yıldır demin eklediğim sebepten dolayı yani belli bir mikron açıklık olmadan biz bunu zaten göremiyoruzdan dolayı eskisi kadar teşhis amaçlı kullanılmamaya başlandı. Bunlar niye önemli bizim için mikro açıklıklar? Sonuçta bakteri dediğimizde mikro bir partikül haliyle bakteri kontaminasyonu ve buna bağlı olarak enfeksiyona sebep olabiliyor. Bunların varlığında peki bir çözümü var mı? Yani vertikal bir kök kırığı ya da çatlak diş olduğunda. Sonuçta hep ne diyoruz? Çalıştığımız sahayı, kök kanalını, dişin tamamını apikalden kronale her yeri bizim izole etmemiz, yani sızdırmazlığı sağlamamız lazım. Bu durumlarda sağlayamıyoruz. Yapacak alternatif bir tedavi var mı? Maalesef yok. Semptomlar devam ettiği sürece dişin çekilmesi icap ediyor. Yanlış teşhis tedaviye bakarsak, şimdi zaten kanal tedavisi yapılmış bir dişin hani yanlışlıkla nasıl yapılmış olabilir ya da ne yanlışlık yapabiliriz dersek, bu özellikle travma alan dişlerde alt ön bölgede yan yana işte 2-1-1-2 diye baktığımızda rubber dam'de takarsak işte hangi dişte lezyon fistül vardı, rubber dam'i takınca göremiyoruz. Hangisi vitaldi de vitaldi gözden kaçabiliyor. Şimdi mesela dişi de vitaldi açıyoruz ya da vitaldi açtığımızdaki tedavi şekli değişiyor. Sıklıkla vitali tek seansta bitirirken de vital olduğunda tek seansta bitirmemeye yönelik, işte pansuman yapmaya yönelik tedavi seçenekleri uyguluyoruz. Vital dişi açtığımızı düşünüp tek seansta, de vital dişi, vital diye açtığımızı düşünüp tek seansta bitirebilmek gibi hatalar olabiliyor. Bu rastladığımız şeyler olduğu için örneğini veriyorum. Onun dışında, bilmiyorum, resme biraz daha dikkatli bakarsanız farklı bir şey göreceksiniz ama büyümüyormuş. Peki, görebiliyor musunuz biraz daha ayrıntılı bakınca? Kanal tedavisi çok iyi gözüküyor ama ne yok? Kök yok. Aynen. Muhtemelen röntgen çekilmeden yapılmış bir tedavi ve persite süt dişi olduğu için yetişkin hasta ya zaten rezorbeydi ya tedaviden sonra rezorbe oldu ama burada bir şekilde kök olduğu gözüküyor. Tedavi güzel ama. Onda sıkıntı yok. İşte bunlar, o yüzden hani yanlış teşhis tedavi ne olabilir dendiğinde bu tür örnekler çok nadir rastlanacak, olasılık olarak çok düşük şeyler ama işimizi şansa bırakmamamız lazım. Bir diğer başlığımız yabancı vücut reaksiyonu. Bu genelde zaten bünye olarak hani alerjik yapılı hastalarımızda maalesef sıklıkla başına gelen şeyler. İşte kolesterol kristallerinden oluyor. Çözünmeyen kök kanal dolgu maddelerinin periapekse taşmasıyla meydana geliyor. Bunlar rezorbe olmuyor bir yerden sonra. Ve adı üstünde yabancı cisim vücutta bir tepki veriyor. Hani hep diyoruz apikalden hiçbir şeyin taşırılmaması lazım. Kök kanal irigasyon malzemesi, medikament, haliyle kanal patı ya da gütaperka. Bunların hepsini vücut yabancı cisim olarak algılayıp tepki verebiliyor. Kaldı ki o orada kaldığı için, yani diyelim pat taşırdık. Hadi gütayı bir şekilde çıkarabiliriz. O da zor. Retreatment'ta kopabilir o parça. Segment olarak orada kalır. Şimdi vakalarda örneklerini göreceğiz. Pat desek zaten kalıyor. Bu sefer iş rezeksiyona gidiyor hastaların semptomları geçmezse. Hasta hiç yoktan bir de bir ameliyat geçirmek zorunda kalıyor. Opere edilmesi zor bir bölgedeyse daha büyük sıkıntılar çıkıyor bu sefer. Ve son olarak nöropatik problemler. Sinir sisteminde primer lezyondan ya da disfonksiyondan kaynaklanan ya da bununla ilişkili olan ağrıya nöropatik ağrı deniyor. Şöyle hastalarımız olabilir, sadece tekrarı için dediği gelir. Ben bu dişe kanal tedavisi yapılmasını istiyorum. Bakarsınız dişte bir şey yok. Ya da bu konuyla ilişkilendirirsek
bu dişimin kanal tedavisinin değişmesini istiyorum. Şimdi bakıyorsunuz bir şey yok. Yani her hastanın dediğini işte o dişte semptom olmadığı halde hastayı memnun etmek adına yapmamak lazım. Çünkü hastanın bir şikayeti vardır, doğrudur. Ama o ondan mı kaynaklanıyor, başka bir şeyden mi? Bunu çok net ayırt etmeden yapmamamız lazım. Zira diyelim yaptık ve kaynak o değilse, ki genelde o olmuyor, hasta ağrı çekmeye devam ediyor. Siz istediğiniz kadar şunu söyleyin hastaya, bu dediniz, bunu yaptık deseniz bile olabilir. Siz doktorsunuz, anlamanız lazımdı gibi üste çıkmaya başlıyor. O yüzden çok net bir cümledir. Doktor olan sizsiniz. Sizin koyduğunuz teşhis önemli. Sizin belirlediğiniz semptomlar önemli. Evet, hastalar inatçı olabiliyor işte. Onları da bir şekilde ikna edip rahatlatmak da yine bize düşüyor maalesef. Peki endodontide başarı değerlendirmesine bakalım. 3 aşamada değerlendiriyoruz. Klinik başarı, hasta açısından başarı ve histolojik başarı. Hasta açısından başarı en basiti. Hasta sonuçta işin radyolojik kısmına vesairesine bakmıyor. Ağrım vardı, geçti mi geçmedi mi? Şişliğim vardı, indi mi inmedi mi? Eğer hastanın ağrısı geçtiyse, varsa eğer şişliği indiyse tedavi başarılıdır. O orada bitiyor. Klinik açıdan başarı, bu bizim için daha önemli olan kısım. Bizim için orada bitmiyor. Tabii ki hastanın semptomlarının geçmesi çok güzel bir şey. Bizim açımızdan olumlu puan. Ama bunun bir takibi gerekiyor. Ve bu çok uzun yıllar gerekebiliyor, içerebiliyor vakaya göre değişmekle beraber. Bizim için sadece hastanın ne söylediği yetmiyor. Bizim radyolojik olarak da bir iyileşme olduğunu, yani başarının oluştuğunu gözlemlememiz lazım. Bu da ilk etapta hemen mümkün değil. Sonuçta belli aralıklarla 3 ay, 6 ay, 9 ay sonra biraz daha seyrekleştiriyoruz. Bitim röntgen, yani röntgenlerle bunları kaydedip belli aralıklarla çektiklerimizi kıyaslayarak o iyileşmeyi gözlemlememiz lazım. Radyolojik iyileşmeden kastımız nedir? Mevcut lezyonun küçülmesi, en azından küçülmesi ya da geçmesi. Histolojik açıdan başarı zaten hani tamam %100 başarılıyız diyebileceğimiz tek yol ama pratik olarak mümkün değil. Sonuçta biz bu dişi çekip bir segment alıp histolojik olarak inceleyemeyeceğimiz için ancak diş çekilirse bakarız. Pratikte mümkün değil. Ama %100 başarı var mı derseniz sadece böyle var. O yüzden sadece retreatment'ta değil, hiçbir tedavide hastaya %100 başarı sözü vermememiz lazım. 90 küsurlar ideal olabilir ama %100 dediğimizde sıkıntı olabiliyor. Hep bir açık kapı bırakmakta fayda var. Peki şimdi planlamamıza bakalım. Dedik ki yani bunların varlığında kök kanal tedavisi yapmamız gerekiyor. Seçeneklerimiz ne olacak? Yani dişimizde bir sıkıntı var. Birincisi yeniden inceleme ve takip. İkincisi ve en çok başvurulan yol kök kanal tedavisi tekrarı. Üçüncüsü kök ucu rezeksiyonu ve son olarak artık işin içinden çıkılmayacak geri dönüşümsüz bir durum varsa dişin çekilmesi. Peki kök kanal tedavisi tekrarının endikasyonları nedir dersek hızlı bir bakalım. Konvansiyonel kök kanal tedavisinde başarısız olmamız, kök kanal dolgulu dişte enflamasyon ya da enfeksiyon belirtileri varlığı, kök kanal dolgulu dişte iyileşmeyen dirençli semptomlar ya da dirençli fistül, şişlik ya da ağrı varlığı, kök kanal dolgulu dişte teknik sebeplerden başarısızlık varlığı, dişin restore edilememesi, yeni restorasyon yapılacak dişte periapikal radyolüsentlik varlığı, yeni restorasyon yapılacak dişte mevcut kanal dolgusunun eksik olduğu durumlar. Bunlar varlığında evet kök kanal tedavisini değiştirelim diyebiliyoruz. Peki bunları yapmadan önce bir şeyleri bir kafamızda tasarlamamız lazım ki başarılı olacak mıyız olmayacak mıyızı bir öngörelim. Başarıyı etkileyen faktörler. Şimdi hasta açısından bakarsak hastanın medikal durumu. Haliyle çok klasik ama diyabet olan hastalarda iyileşme aynen periapikalde de normal her yüzeyde olduğu gibi geç oluyor. Onun dışında başka herhangi bir idiopatik hastalıktan dolayı kullandığı kortikosteroid varsa iyileşme ya gecikiyor ya olmuyor maalesef. Bunları bir sorgulamamız lazım. Onun dışında hastayla karşılıklı diyalog, hastanın beklentisi ve zamanı bir arada ele alırsak hastaya bizim yapacağımız işi ve olası sonuçlarını çok iyi anlatmamız lazım. Sonuçta hasta bu işi yaptırmış. Yani bir kök kanal tedavisi yaptırmış ve bir sıkıntı var. Haliyle tekrarlama olasılığından dolayı yani yaptırdım ama bu oldu dediğine göre şöyle geliyor. Ya bir daha yaptırdığında geçeceği kesin mi? Ya bir daha olursa
acaba çeksek mi gibi bir sürü soruyla geliyor size. Sizin olası her seçeneği anlatmanız lazım ki hasta genelde hani iki uç nokta vardır ve arasına gidip gelenler vardır. Bir, ne olursa olsun ben dişi ağızda tutmak istiyorum gibi bilinçli bir hasta grubu. İsterse bir ay gitsin, isterse bir yıl gitsin der. Ya da madem tekrarlama riski var ya da tedavinin başarısız olma şansı var, ben hiç uğraşmayayım, radikal düşünüp çekelim diyen de var. Bu iki kutup net ama arası bizim biraz yönlendirmemize bağlı. Ya da bizim çok iyi aydınlatmamıza bağlı. Sonuçta hep söylüyorum, normal tedavide bile yokken başarı şansı bu tür durumlarda tabii ki daha bile düşük. Her şeyi en iyi şekilde yapsak bile. Çünkü bizim ya da hastanın elinde olmayan iyileşme paterni olsun, hastanın kendi kimyasal yapısı olsun, hücreleri olsun bir sürü etken var. Tabii ki. Muhtemelen hani sizin aldığınız cevap aynen yapılmış çalışmalardan dolayı ama o çalışmaya özgü, onun yapıldığı yere bağlı olarak alınan sonuçlardır. Haliyle bunu bir sayı vermek inanın hiç doğru değil. Şunu bilse hasta yeter. %100 değil. Şimdi onu ekleyeceğim. Peki hani ne kadar... Şunu sorabilir ya da şöyle yönlendirebilirsiniz. Hani ikinci soruda şudur, ona gelecektim. %100 diyelim hasta sordu. Ya da sormasa şunu sorar, bu benim ağzıma ne kadar kalır? Şimdi süreyle ilgili de hiçbir şey veremiyoruz. Yani her şeyi en iyi yapmamıza rağmen, evet bir ay sonra semptomlar tekrarlayıp diş çekilebildiği gibi, ya çok kötü yaptım ama dur bakalım dediğimiz diş 10 yıl ağza da kalabiliyor. Bu örnekleri sürekli hastaya anlatmamız lazım. Biraz da hasta seçecek. Yani hep biz hastaya yönlendirmeyeceğiz. Biraz da hasta bizi yönlendirecek. Ya da biz bunları anlattıkça hastanın içine girdiği hal, durum, işte yüz ifadesi, jest mimiğinden hani ne yapmamız gerektiğine karar vereceğiz. Risk alır mıyız, almaz mıyız, işte o şansı verir miyiz gibi şeyleri de biraz aslında hasta da bizi o şekilde yönlendiriyor. Ama net bir yüzde yok. Diyelim böyle bir yüzde verdik. İşte birinci de 80, ikinci de 60 gibi. Belki hasta çok bilinçli. Başka bir hekime gitti, o farklı yüzde verdi. Bir üçüncüye gitti, o farklı yüzde verdi. Kafası iyice karışır. Şimdi çok çalışma var ama tekrar diyorum, popülasyonlar üzerinde yapılmış çalışmalar. Yani bu Türkiye'nin sonucudur diyeceğimiz bir çalışma yok. Çünkü bu tür çalışmalar, ki örnek vereceğim, bizim de yaptığımız bir çalışma var. O üniversite ya da o bölge için yapılmış bir şey. Şimdi şu bölgeden biri geldiğinde bütün sonuç çıkmaza giriyor bu sefer. Ya bunu hastaya öyle söyleyebiliriz. Hasta o kadar hani işin bilimsel şeyini bilmeyebilir. Ama hani genel olarak seçenekleri ayrıntılı anlatmak daha iyi geri dönüş sağlıyor yüzde vermektense. Çünkü diyelim evet ikincide %60 deyip %60'ı hasta düşük de bulabilir, yüksek de ama olmadığında %60 demiştiniz. Yani kısaca özetlersem net bir şey söylememek lazım. Çünkü elimizde net bir şey yok. Yani başarı başarısızlık anlamında en iyisini yapsak bile. O yüzden hiçbir zaman net bir şey söylemedikçe suçlu durumda düşmeyiz. Ya da hani hastanın bizi eleştirecek bir şeyi olmaz. Ne dese biz size söylemiştik diyebiliriz en azından. O açıdan daha verimli olur. Onun dışında hastaya bunu anlatacağız. Yapılacak işin aslında hani şu cümleyi de kurmamamız lazım. Evet biz bunu yaparız ve bu şekilde dişinizi kurtarıyoruz. Değil. Dişini aslında ömrünü uzatıyoruz. Çünkü zaten bir diş bir şekilde enfeksiyona yakalanmış ve biz bunu tekrar ediyorsak evet, tekrarlama olasılığı yine var. Yüksek mi? Tartışılır. Ama biz hastayı en kötüye hazırlarsak, hasta da daha memnun ayrılır oradan. Biz de kendimizi garantiye alırız. Ve aslında yalan da olmaz. Çünkü bir nevi ömrünü uzatıyoruz. Neden? Kanal tedavisi yapıldığında diş güçsüzleşiyor. İçinden madde kaldırdığımız için. Tekrar yaptığımızda daha da güçsüzleşiyor. Kaldı ki tekrarı esnasında komplikasyon oluşma riski var. İşte perforasyondan tutun zip ya da alet kırılmasına kadar. Bunlar olduğunda dişin ömrü kısalmıyor mu? Olasılık olarak kısalıyor. Peki lokal faktörler nedir diye bakarsak. Koroner restorasyonların tipi. Yani hep söylüyorum işte üst yapının iyi olması lazım. Ne bileyim sızdırmaz uyumlu bir kron. İşte çatlağı kırığı, işte renk değişikliği olmayan bir dolgu. Bunların varlığında maalesef en iyi kanal bile sonuçta riske girmiş oluyor. Post varlığı iki sebepten sıkıntı. Birincisi bu parapostal ya da screw post dediğimiz vidalama kuvvetiyle yerleştirilen postlar dişte çatlaklara sebep olabiliyor.
Diyelim olmadı, biz çıkarırken çatlağa sebep olabiliyoruz. Çıkarırken zorlanabiliyoruz, perforasyon olabiliyor, çıkmayabiliyor. Yani bunlar bizim işimizi güçleştiren durumlar. Pardon. Periapikal periodontitis varlığı bir diğeri. Onun dışında enstrümantasyon ve obturasyon boyu. Burada da şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi vakalarda daha net göreceğiz ama genelde şu olabiliyor. Bir röntgene bakıyoruz, bakılıyor ya da kök kanal boyu, yani apex'ten 4-5 milim ya da 3-4 milim geride bitirilmiş. Ve direkt şu söyleniyor hastaya, işte çok deontolojik bir etik olmamakla beraber hekim işte kök ucuna kadar gidememiş. Şimdi şu cümleyi kurmak riskli. Devamı daha da riskli. Biz bunu sökeriz, apikale kadar ulaşırız. Şimdi biz o önceki yapan hekimin oraya kadar niye gidemediğini bilmiyoruz. Evet, iatrojenik olabilir, uğraşmamıştır, eli çok iyi değildir, gidememiştir, öylesine yapmıştır falan. Ama ya tıkalıysa, ya gitmesine engel bir şey varsa, 3 seans uğraşmasına rağmen gidemediyse, sonuç biz de gidemeyeceğiz. Hasta bilinçli biri çıkarsa, önceki sonraki röntgeni bir araya koysa, siz hani böyle demiştiniz, buna bu kadar işlem yaptınız, bir sürü gelip gidecek hasta, üzerine bir de para verecek, sonuç aynı. O yüzden kurduğumuz cümlelere, özellikle retreatment'ta, çünkü öncesini hiç bilmediğimiz bir durumdan bahsediyoruz, dikkatli olmamız lazım. Periapikal radyolüsentliğin büyüklüğü, kısmen bir kriter şu açıdan, lezyon çapı 2 santim olmasına rağmen tek pansumanla iyileşen vaka varken, çok minik, varla yok arası periapikal radyolüsentlik gözlemleyip 6 pansumanla iyileştiremediğimiz vakada var. Tek başına bir kriter değil aslında ama genel bakarsak evet, lezyon büyükse insan hani daha kötü bir enfeksiyon, daha inatçı bir enfeksiyon, her şeyden önce daha kronik bir enfeksiyon var dediğimiz için başarıyı etkileyen bir faktör. Kök kanal dolgusunun tipi. Bu da başımıza iş açan bir şey. Hasta gelir, 6-4-5 vesaire, tek kök, tek kanal. Ben bunu hemen açarım, yenilerim, doldururum. Açarız, siman çıkar. Kök kanalının neyle doldurulduğunu bilmediğimiz durumlar da oluyor. Sadece hastayı değil, kendimizi de motive ederken dikkat etmemiz lazım. Dur hemen ben şunu 10 dakikada yaparım deyip oturup 1,5 saatte çıkamadığımız hasta da oluyor. Dediğim gibi, çünkü siman ya da benzeri bir malzemeyle doldurulmuş oluyor, sökülemiyor. Bir sürü sıkıntı çıkıyor vesaire. Buna da dikkat etmemiz lazım. Bir diğeri, kırık aletlerin olması ya da kırık aletin olması. Bazen dolum, yani obturasyon o kadar güzel yapılıyor ki kırık alet maskeleniyor. Ve yine iyi bakılmazsa gözükmüyor. Açmaya çalışırken biz o esnada işte gütayı tamamen söktüğümüzde bir radyolojik olarak kontrol yaptığımızda fark ediyoruz ki bir kırık alet var. İş ne oluyor? Çıkar mı çıkmaz mı? Yanından geçer miyiz, geçmez miyiz? Bunu yaparken başka alet kırar mıyız, kırmaz mıyız? Haliyle başarımızı olumsuz etkilemeye yönelik olasılıklar ortaya çıkıyor. Tabii ki perforasyon bulunması ve bunun lokalizasyonu. Bunu da açtığımızda fark etmezsek ya da geç fark edersek, haliyle biz o bölgeyi eğer yalıtamazsak, bir şekilde MTA ya da benzeri bir malzemeyle ya da yalıtamayacağımız bir bölgedeyse, ne yaparsak yapalım oradan sızıntıyı engelleyemeyeceksek tedavimiz olumsuz sonuçlanacak. Ve dentin debrislerinin bulunması ve bunları kanallara girip kanalı tıkaması aslında şeyle aynı mantık. Hani enstrümantasyon boyuyla aynı kapıya çıkıyor. Kök kanalı ideal bir şekilde doldurulamamış, ilerlenememiş oluyor falan ama bunun bir sebepten dolayı oluyor ve bu hiç açılamaya da biliyor. Peki, nasıl söküyoruz? Bir onu şöyle bir irdeleyelim birkaç seçenekle. Kök kanalının uzaklaştırmasında kullanılan kanal aletleri diye bir başlık yaparsak en klasiktir bu. Güncel mi? Güncele de bir konuşacağız ama en klasiktir. Paslanmaz çelik el aletleri kullanılır ki bunlar en klasik, işte K-fail, H-fail ve bunların I ve kısımlarının da işte modifiye edilip bir araya getirilen hibrit E'ler. Onun dışında paslanmaz çelik döner aletler ki Gaze Gridden olarak biz bunları tanıyoruz. Ve de artık iyice yaygınlaşan nikel titanyum döner aletler. Zaten el aletlerinin, hani genişletmede el aletlerinin kullanılması da artık azalmış durumda. Sıklıkla döner sistemler kullanılıyor çünkü çok çeşitli piyasaya artık firmalar, markalar çıktı. Ve bunların çoğunun kendi retreatment kiti var. O yüzden başarılı sonuç elde edebiliyoruz bu kitlerle. Ama şöyle bir durum var. Eğer bir kanalı örnek vereceğim. Hani bu M2 da olur, ProTaper da olur. Bir ProTaper universal ile genişletip doldurduğumuz, onun kendi konuyla doldurduğumuz bir kanalı ProTaper'ın kendi E'leri retreatment kitiyle çok rahat sökebiliriz. Ama başka bir sistemle doldurup genişlettiğimiz kanalı ya da elle çok iyi bir lateral kondansasyon yaptığımız bir kanalı sökemeyebiliriz. O yüzden hani bu işin
Bir kuralı tabii ki yok. Hani öneri olarak söyleyebilirim ama 2-3 mm gate cleaning'ını açıp, yani bize kanal ağzının tam nerede olduğunu görmemizi sağlayacak bir boşluk oluşturacağız. Çalışabileceğimiz bir saha oluşturacağız. Ondan sonra eğer penetre olabiliyorsa bu retreatment kitleri, hangisini kullanıyorsak, bir miktarını söktükten sonra, bir yerden sonra yine çünkü daraldığı için apikale doğru onlar da etkisiz kalacak ya da kırılma riski artacak. Aslında ondan sonra en son özümüze dönüyoruz, aşfayl. Çünkü bunların hiçbiri olmasaydı, olmadığında aşfaylarla yapılıyordu. Nasıl yapılıyordu? Step back'in tam tersi. Genişletirken ne yapıyorduk? Apikalden kronale gidiyorduk. İnce E'den kalın E'ye doğru. Retreatment'ta tersini yapıyoruz. Bir de fiziksel ve mekanik yöntemlere bakarsak, işte ultrasonik eğleme olabilir, döner aletlerle gütöperkanın uzaklaştırılması, el aletleri ve ısı ile gütöperkanın uzaklaştırılması, sadece ısı ile uzaklaştırma ya da döner niti aletler ki az önce bahsettik uzaklaştırma diye. Bunları çok tercih etmiyoruz ama ne işe yarıyor, nasıl yapılıyor, bir kısaca hepsinden birer örnek vermek istiyorum. Ultrasonik E'deki enerji gütöperkanın ısı ile yumuşamasına neden oluyor. Gütöperka kronale doğru yükselip uzaklaşıyor. Çok tercih ediyor muyuz? Hayır. Ultrasonik sistemleri biz genelde ya post varsa onu oradan uzaklaştırmak için kullanıyoruz. Ya kanalda kırık alet varsa ona ulaşmak ya da onu çıkarmak ya da hareket ettirmek için kullanıyoruz. Ya da kök kanal ağızlarını bulmak için kullanıyoruz. Ama bu artık çok tercih ettiğimiz bir şey değil. İki sebepten evet ısıtıyor. Isının ne olduğunu bilemiyoruz. Periapikal doklara zararlı derecelere çıkabilir. Bir. İkincisi kök kanalı yani dentine temastan dolayı irregüler bir yapı oluşturacağı için sonradan ideal bir dolum yapamayabiliriz. Çok ince bir bölgeye gelirse işte susuz olması lazım ki görebilelim. Su olunca göremiyoruz ama o zaman da işte ısı artıyor. O yüzden zaten o ısıyı istediğimiz için o ısıyla gütü yumuşayacak mecburen susuz. O da zarar verebiliyor. O yüzden tercih etmiyoruz. Döner aletlerden kastımız zaten primer olarak gaze cleaning'di ama ona alternatif olarak Boyterlock, Reamer, Frez bile kullanabiliyor ama perforasyon risklerinden dolayı tercih etmiyoruz. El aletlerine gelince gütöperka önce bir ısıtılmış aletle yumuşatılıyor. Sonra aşfaylarla sökülmeye çalışıyor. Yani aslında biz yine aşfayl kullanıyoruz. Sadece yumuşatmak için ısı yardımı almış oluyoruz. Bir diğer seçenek, bir güç kaynağı vasıtasıyla ya da ısıtılmış el aleti vasıtasıyla gütöperka yumuşatılıp aynı aletle çıkarılır, ekskavatör gibi. Tabii ki bu şöyle bir zorluğu var. Belli bir yerden sonra, 3-4 milimden sonra oraya giren ince bir aletimiz bizim olmayacak. Yine burada aşırı bir ısı iletimi olabilir kök çevresindeki dokuya. O yüzden tercih etmemekteyiz. Bunu zaten konuşmuştuk ama burada da şuna dikkat etmemiz lazım. Dönüş hızının gütöperkayı mekanik olarak yumuşatıp kronal yönde uzaklaşmasını sağlayacak şekilde seçilmesi önerilmektedir. Buna dikkat etmezsek sıkışıp kırılabilir. Biz kanalı sökmeye çalışırken ki eski yapılmış kök kanal tedavisini bir de orada bir E ile uğraşmak zorunda kalabiliriz. Bir de kimyasal yöntemler var. İşte gütöperka çözücüler ve bunların kombine kullandığı el aleti ya da döne aletler dersek. İşte kloroform, kislen, kislotol pardon, halotan gibi şeyleri kullanabiliyoruz. Şunu söyleyeyim, bir sürü seçenek var. İşte daha günümüzde Endosol, Resosol gibi firmaların hani daha iyi hale getirip bize sunduğu markalar ya da preparasyonlar da var. Ama bunlar da mucize değil. İş görüyor mu? Doğru kullanılırsa evet. Sonuçta her halükarda gütöperkaya etki etmesi için bir temas lazım bize. Yine bu tip bir şey kullanacaksak, bu bir günek söylüyorum, kural değil, bir öneridir. Önce gaze cleaning'larla 2-3 milim kanalı açıp ondan sonra yerleştirip 2 ila 3 dakika bekletirsek bir miktar evet yumuşayacaktır. Ama ne ile sökeceğiz? Yine fiziksel bir yöntemle, ya aşfayla ya bir döner sistemle falan. Birkaç milim gittikten sonra etkisi kaldı mı? Kalmadı. Tekrarlamamız lazım. O yüzden yani zaten tekniği iyi yaptıktan sonra bu bize sadece yardımcı oluyor. Tek bir durum var. Hani kronal ve orta 1/3'te okey ama apikal 1/3'te kullanmayı önermiyoruz. Tahmin edersiniz ki periapikal doklara taştığı takdirde gayet toksik. O yüzden bu riski almamak adına o bölgede önermiyoruz. Peki şimdi şöyle bir baktığımızda iki adet vaka görüyoruz. Buna birinciye baktığımızda her ikisi de kök kanalından, apex'ten çok uzakta. Hatta burada segmente olarak kırılmış alet bile var aslında.
Yandakine baktığımızda ise diğeri kadar net değil ama apikale kadar ulaşmış ve kondansasyonu iyi bir kök kanal tedavisi var. İkisi de 3 yıllık takip. Burada bu lezyonu görüyoruz. Burada hiçbir şey yok. Baktığınızda hangisi başarılı? Bunu çözmeye çalışıyoruz işte. Peki bu neden oluyor? Yani bunu yapan hekim buna kıyasla neyi daha iyi yaptı? Ya da diğeri neyi yapamadı da sıkıntı oldu burada? Başka? Şöyle bakalım. Biz endodontide ne yapıyoruz? Üç temel şeyimiz var. Genişletiyoruz, temizliyoruz, dolduruyoruz. Bunlardan birinin eksikliğinde başarısızlık olur. Net. Birinin diğerinden bir üstünlüğü aslında yok. Fakat deminki örneği öne alırsak eğer, bunlardan hangisi demek ki bir fark yaratıyor? Şimdi diğer örnek, kanalı çok güzel genişletmiş, çok güzel doldurmuş. Diğeri çok kötü genişletmiş, çok kötü doldurmuş. Demek ki bu etkiliyor. Yani demin oradan geldi ses. Belki. Yani işte ama bunun %100 bir şeyi yok. Kriteri yok. Buyurun. O kanal tedavisinin yenilenmesinde bir başarı ihtimali daha yüksek oluyor. Gözü görülen bir şey olsa mesela kanal doku çok iyi yapılırsa tekrar başarılı olma ihtimalinin ben daha düşük olduğunu düşünüyorum. Yani evet, belki iyi bir irigasyon olarak yapılabilir ama sonuçta kök ucunda artık biraz önce gösterdiğiniz şeyde gayet büyük bir lezyon oluşmuş. Onun artık oradan yok olsa çok zor. Ne kadar aslında kolay olduğunu az sonra göstereceğiz. Bu arada ikinci animasyonlar çıkmıyor. O yüzden direkt sonraki slayta geçiyor. Burada evet temizlemeden bahsettiğim için irigasyondan bahsedecektim. Demek ki bizde fark yaratan şey irigasyon. Peki şöyle bir bakarsak hani irigasyon prosedürü retreatment'ta kök kanal tedavisi tekrarında nasıl olmalı? Önce benim zaten genelde konuşmalarımda önerdiğim bir şablona bakarsak bu bir kural değil, hep söylüyorum. Benim kendi naçizane önerim. Zaten her E değişiminde kök kanalının sodyum hipokloritle 2 mililitre yıkanmasını öneriyoruz. Bu son yıkama için önerdiğimiz şablon. 3'e ayırıyoruz biz vakaları. Vital dişlerdeki prosedür, devital dişlerdeki prosedür ve kök kanal tedavisi tekrarındaki prosedür diye. Niye? Niye böyle bir fark var? Ya da ne değişiyor? Mesela ideal aslında irigasyon prosedürü nedir? Hepimizin bildiği hipo etta hipo. Niye böyle bir kombinasyon var? Sodyum hipoklorit organik dokuları, etta da inorganik dokuları yani simir tabakasını uzaklaştırıyor. Bunların hepsini uzaklaştırabilelim diye kullanıyoruz. Peki vital dişlerde niye etta yok? Ya da niye kullanabiliriz? Tercih. Niye kullanmasak da olur? Mantığını oturtursak hepsini çok daha rahat aklımıza yerleştireceğiz. Var mı fikri olan? Nasıl? Var. Çünkü biz çalışırken simir tabakası oluşuyor. Fakat burada simir tabakasını uzaklaştırmayı niye istediğimiz önemli. Sonuçta ikinci örnekten devitalden düşünelim. Orada bir bakteri var. Ve bakteri biz çalışırken simir tabakasını oluşturduğumuz için dentin tübülerin içine de penetre olabildiği için bu bakteriler simir tabakası burayı kapattığı için bizim yıkamamız yani irigasyonumuz dentin tübülerinin içindeki bakterilere etki etmiyor. İlk yıkamayı burada yaptığımızda kanal içindeki bakterileri elimine edebiliyoruz. Sonra simir tabakasını kaldırıyoruz. Tekrar hipo yaptığımızda dentin tübülleri içindeki bakterileri elimine ediyoruz. Zorunlu değil. Peki burada niye yapmıyoruz? Bakteri yok. Steril bir ortam. Gerek yok. Şimdi ona geleceğim. Sonuçta kaldırımı dediğim gibi kullanmasak da olur. Kullanabilir miyiz? Kullanırız. Niye kullanırız? Sonuçta dentin tübülerindeki o açıklıklarda bir mikro rotasyon alanı ve simir tabakası bunu örtüyor. Kaldırırsak daha iyi bir dolum sağlar mıyız? Sağlarız ama bu yeterli oluyor. Yeterli oluyordan kastım şu. Kanal tedavisi uzun bir işlem. Hastanın çekindiği, korktuğu, kendini rahatsız hissettiği bir işlem. Hastayı biz o koltukta ne kadar kısa tutarsak, ideal bir şey için konuşuyorum tedavi kısalığından, o kadar iyi. Yani genelde irigasyonda olabilecek ve yetecek optimum anlamdaki en gerekli yeterli şeyleri yapmamız lazım. Örnek burada olduğu gibi eğer bakteri yoksa bunu çıkaralım, süreden kısalım. Ya da konsantrasyona bakacak olursak 1, 2,5
5 diye artıyor. Zaten 0.5 ve 5.25 arası kullanmamız gerekiyor. Neden? Aynı mantık. Bakteri yok. O yüzden yetecektir. Bakteri var. İnatçı bir şey var. Yani bir sıkıntı var. O yüzden iyice arttırıyoruz. Neden konsantrasyon? Burada 5 kullanırız bu arada. Hep diyorum. Minimum en gerekliyi yazdım ben buraya. 5 de kullanırız. Ama konsantrasyon arttıkça haliyle ne artıyor? Toksiste. Tabii ki hiçbirimiz hiçbir zaman kanaldan taşırmayı istemiyoruz. Ama taşma riskini de göz önünde bulundurup buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Hayır. Buradaki et de sıvı, likit et de. Jel olan bir miktar daha ama zaten o sadece genişletme esnasında lubrikant amaçlı kullanılıyor. Dediğim gibi yani sodyum hipokloritten daha toksik değil bu arada. Hani apikalden taşma olarak bakarsak ettadan daha vahim bunun taşma durumu. Olabilecek şeyler. Dediğim gibi vitalde durumu de vitalde zaten hani altın prosedüre yakın bir şey neredeyse. Retreatment'ta ne ekliyoruz? Bir zaten konsantrasyonu arttırdık ve 2 mililitre %2'lik kloreksidin ekledik. Tabii iyice uzuyor prosedürümüz. Hatta buradakinden daha da uzuyor yazmadım ama şu arada serum kullanmamız lazım. Sodyum hipokloritten sonra direkt kloreksidin kullanmıyoruz. Kullandığımız takdirde bu ikisi kimyası olarak birleşiyor ve iki renksiz sıvı olmasına rağmen birleşince bir tepkime oluşuyor. Ve böyle turuncu kahverengi arası bir presipitasyon oluşuyor. Böyle gördüğünüz ki paraklorolinin diyoruz biz buna. Bütün dentin tübüllerini kaplıyor. Bizim onu oradan tamamen çıkarmamız imkansıza yakın hale geliyor. Sonuçta dentin tübülerin içine kadar işleme olasılığından dolayı bir daha genişletme yapıyoruz. Kaça kadar genişlettiysek bir tık daha fazla genişletmemiz gerekiyor. Tekrar irigasyon yapmamız gerekiyor. Apikalden taşarsa toksiyi geçtik, kanserojen etkisi vardır. Tabii ki çok düşük konsantrasyon apikalden kolay taşmaz. Ama ne gerek var böyle riskleri almaya? O yüzden mutlaka sodyum hipokloritten sonra serum kullanıp sonra kloreksidin kullanıyoruz. Peki niye kloreksidin? Çok mu mucize bir malzeme? Bakarsak bugüne kadarki retreatment yapılan dişlerde izole eden bakteri ya da mikroorganizmalara bakınca hani ne bizim işimizi sekteye uğratıyor diye açık ara %77 Enterococcus fecalis, %9 Candida albicans ve daha düşük miktarda bazı virüsler Human Stamegalovirus, Epstein-Barr ve Herpes simplex gibi bunlara rastlamışız. Açık ara bir Enterococcus fecalis'imiz var. İşte kloreksidin bunun üzerinde çok etkili bir irigasyon solüsyonu. O yüzden nasıl? Antibakteriyel etkisi yok. Atar ama antibakteriyel etkisi yok. Yani kombinasyona mı katalım anlamında? Şimdi antibakteriyel etkisi yok bir. İkincisi hani kombine kullanacaksak bile niye tercih edilmiyor? Köpüreceği iki yön var. Ya apikalin dışına köpürürse. Ki apikalden serum fizyolojik diyorum. Oksijenli su taşmış vakalar da var. Çok ciddi amfizem ve şişlik yapabiliyor. Bu riskte almayı tercih etmiyoruz. Yani günümüzde daha böyle ayrıntılı şeyler varken. Çünkü köpürürken yukarı nasıl bakteriyel artıkları vesaire enfekte dokuları atıyorsa şimdi sadece sıvı çıkmıyor periapikalden. Bunları periapikale de atıyor. İyice iş içinden çıkılmaz bir hale. Tabii bu çok düşük olasılık ama olasılık. Hani risk almamak üzerine kuruyoruz biz senaryomuzu genelde. O yüzden çok önermiyoruz. Bunları elimine etmesindeki başarısından dolayı kloreksidini kullanmamızı öneriyorum. Peki sadece retreatment'ta mı kloreksidini kullanırız? Hani sıfırdan yapacağımız bir kanalda ya da başka bir durumlarda kullanır mıyız? Kısaca üstünden geçeyim. İnatçı iyileşmeyen vakalarda da kloreksidin kullanabiliriz. Sonuçta öbürü hani bir öneri. Sonuçta bizim normalde bunun tabii ki bir ideali yok ama her şey çok düzgün yapılırsa ideal bir tedavide bir diş 4 maksimum 5 pansumanda iyileşmiyorsa bir şeyler vardır. Yani sizin işte gözden kaçırdığınız demeyeyim hani kontrol altına alamadığınız başka bir sıkıntı vardır. Bu çatlak olur, kırık olur. Başka bir bakteri olur, inatçı bir bakteri olur, işte Enterococcus fecalis ve benzeri. Böyle durumlarda bir de kloreksidini irigasyona katıp öyle bir pansuman yaparsanız daha iyi bir sonuç alacağınızı düşünüyorum. Tabii ki. Nasıl? Evet. Tabii hemen ekleyeyim. Teşekkür ederim. Kloreksidin diğerlerinden şöyle bir fark var. Mesela hani üzerinde durursak
kaç dakika durması lazım? İrigasyon kaç dakika olmalı diye sorular da geliyor. Bunlardan en uzun olması gereken Colerex'in direkt yüzey etki mekanizmasıyla çalışıyor. Son yıkamada kullanılıyor ve yıkadıktan sonra Colerex'inle tekrar başka bir irrigantla asla yıkamıyoruz ki etkisi kalsın. Ve bu süre nedir derseniz gerçekten tutabildiğiniz kadar 10 dakika 15 dakika bekleyen var bildiğim. Yani şey bir örnek olacak ama gerçekten hani kahvesini içip hastanın başına dönüp çalışmaya devam eden var ve çok yadırganacak bir şeydi. Çünkü gerçekten ne kadar uzun kalırsa o kadar etkili. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ki. Şöyle, onun jelini 2012, 6 yıl olmuş. Önce bir çalışmada kullandık. Kanal içi medikament olarak kullandık onu. İrigasyon değil de. Ama çok anlamlı sonuç elde etmedik. Ya mesela neyle kıyasladık? Bir işte altın standart tabii kalsiyum hidroksitle, işte üçlü antibiyotik patıyla falan bir çalışma düzeneği kurduk. Çok anlamlı sonuç elde etmedik ama jel dediğim gibi yıkamadan ziyade kanal içi medikament olarak tercih edilebilir. Yani orada 10-15 dakika bekleyeceğimize koyulur. İşte 3 gün sonra açılır. Tekrar klasik irigasyon prosedürüyle devam edilip bitirilebilir. Teşekkür ederim. Şimdi biraz vakalara bakacak olursak bir diğer durum daha var. O yüzden onu da üstüne durmadan geçmeyeyim dedim vakalara. Kırık alet. Şimdi retreatment dediğimiz şey, kök kanal tedavisinin tekrarı dediğimiz şey, kanalın içinde ne varsa çıkarmak. Sadece gütayla pat değil. Haliyle sıklıkla kanal alet de karşımıza çıkabiliyor. Hele böyle bir kökte düşününce. Peki bunları ne yapmamız lazım? Zaten orada bir kırık alet varsa bizim 3 seçeneğimiz var. Ya yanından geçeceğiz, ya çıkaracağız, ya bırakacağız. Bunda neye göre karar veriyoruz? 1. Diş vital mi, de vital mi? Diyelim diş vital apikalde bir lezyon yok ve kırıldı. Ne yapsak çıkaramıyoruz, hatta yanından bile geçemiyoruz. Mecbur bırakıyoruz. Burada neye güveneceğiz? Demin neyi önerdim? Her E değişiminden sonra 2 mililitre sodyum perkloratla yıkama öneriyoruz irigasyon. Niye? Şunu biliyoruz. Ben E ile genişletmemi yaptım, yıkadım, ikinci E'ye geçtim bir sonrakine, kırdım. Neyi biliyorum? Az önce yıkamıştım. Steril, temiz diyebiliriz en azından. Ha bu vitalde bir iş görür. Yani tabii ki %100 başarı şansı yok. Olasılık artıyor sadece. Ama de vitalde orada bir lezyon var ve bizim kalsiyum hidroksiti oraya ulaştırmamız lazım. O yüzden ya çıkaracağız ya yanından geçeceğiz. Bunu yaparken eksi alet kırabiliriz, perfora edebiliriz, dişin çekimine sebep olabiliriz ama unutmayın. Bunu yapmazsak diş zaten çekilecek. Yani bu risk alabileceğimiz bir şey. Tabii bu yine hastayla paylaşıp verdiğimiz bir karar. Burada ne yapılmış bakalım? Çıkıp göstereceğim. Dediğim gibi animasyonlu olanlar maalesef gözükmüyor. Görebiliyorsanız sakıncası yoksa böyle devam edeyim kalanına. Çünkü kalanların hepsi animasyonlu. Teknik bir sorun var. Eksik çıkacak yoksa. Şeyde ikinci resimde kırık aletin yanından geçilip son resimde gördüğünüz gibi apikale kadar gidecek şekilde hatta bir miktar daha S çiziyor son noktada tam uçta bitirilmiş durumda. Ha, bu olmaya da bilirdi. Ama işte deneyip yapa yapa çözmeye çalışıyoruz. Nasıl? Bu şey örnek vakadır. Kendi yaptığım bir vaka değil. Ama hani sevdiğim bir sonuç olduğu için hep koyarım genelde. Ha şöyle, alet seçimi biraz da şans, hani şöyle bir şey diyeyim ya da kişisel bir şey aslında. Hangi sisteme, E'ye daha alışıksa eliniz, bence o kullanılmalı. Yani birisi gelip ben bütün işte E'lerin yanından işte A marka E ile geçiyorum dediğinde onu kullanma durumunda değilsiniz. Siz B'ye daha yatkınsanız onunla yapmaya çalışmanız bence lazım. O şeyden ziyade el biraz işte yatkınlığı, biraz da sabra bağlı açıkçası. Şimdi birinci resme bakarsak iki tane kötü yapılmış kanal tedavisi görüyoruz. Hatta yani apikal 1/3'ü görmezseniz şu kısmı muhtemelen bir şikayet var dese hasta bundan değil bundan dersiniz. Hani şuraya kadar kız dolum çünkü gayet güzel. Buraya kadar kronalden bakıyoruz. İyi değil. Sonuç itibariyle hani lezyon burada olduğu için açılıyor.
tekrarı yapılıyor. Hatta şurada bir parça güta var, sökümü esnasında taşıyor. Gördüğünüz gibi. Fakat 9 ay sonraki durumu. Lezyon tamamen iyileşmiş durumda ve lezyon dıştan içe iyileştiği için de o segmenti apikale doğru yaklaştırıyor ve orada kalıyor. Şimdi bu iyileşme olmasa, olmayabilirdi bu segmentten dolayı, işte apikal rezeksiyon gerekebilirdi mesela. Ama işte böyle mi yapmak daha mantıklı? Mandibular kanal geçiyor. Yoksa geçmemiş fakat küçülmüş olsaydı, küçüldükten sonra yapmak daha mantıklı olacaktı. Daha önce anlattığım gibi. Peki 9 ay sonunda başka neyi görüyoruz? Bu dişte hala lezyon yok. Kötü kanal, iyi irigasyon. Bir diğer vaka, burada iki kökte birden yine geniş lezyon var. Kanal tedavisi tekrarı ki bir miktar taşma da mevcut. Bu uzun dönem takibi yapılabilen bir hasta, 2 yıl. Bir sıkıntı yok, iyileşmiş durumda, devam ediyor. Burada ne eklenmiş, o yüzden biraz da koymuştum. Üst yapı. Artık hani bu kadar madde kaybı varken, bu kadar iyi bir sonuç almışken, sızdırmazlığı daha iyi sağlayalım, sıkıntı yaşamayalım diye kaplamaya gidilmiş durumda. Burada simetrik altılarda geniş lezyonlar görüyoruz. Kanal, ki yine kanal tedavileri iyi gözüken iki diş bunlar. Kanal tedavisi tekrarlarından sonraki bir yıllık takipte lezyonların tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Burada ise biraz daha radikal işlemler uygulandı. Zaten kanal tedavisi tekrarı olup da gelmiş bir hastamız ki burada bir güta kopmuş. Yani bu segmentin devamı değil bu. Net bakılınca gözüküyor. Apikal rezeksiyon önerildi. Apikal rezeksiyon esnasında alan geniş olduğu için kemik tozu eklendi. MTA ve güta ile birlikte bitirildi. 3 yıllık takip, şikayet yok. Yandaki dişler hala vital. Burada şikayetlerin yanında hastada fistül de eklenmiş durumda. O yüzden burada bir gütayı görüyoruz. Emin olmak için tam nereden kaynaklandığını, ki zaten çok aşikar olduğu gözüküyor aslında. Burada pat gütamı tam olarak nedir belli olmayan bir taşmamız var. O temizleniyor. Apikal rezeksiyon yapılıyor buraya da. Yani apikal küretaj diyebiliriz ya da çok ciddi bir kısaltma yapılmıyor çünkü parça alınıyor. Sonrasındaki bir yıllık takibi. Her açtığımızda, yani apikal cerrahi yapmak istediğimizde ille kök rezeksiyonu dediğimiz o kökü kesmek zorunda değiliz. Bölgeye göre, dişin zaten kısa bir kökü varsa, sadece etrafını, enfekte alanı temizleyecek şekilde kürete edebiliyorsak, gönül rahatlığıyla yani içimize sinen bir şey elde edebiliyorsak, o şekilde de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi çok az bir parça alınarak halledilmiş durumda. Durumu görüyorsunuz. Artık hani çok düzgün ve hafif lüsent çeperde gözüktüğü için buna kist olduğunu söyleyebiliriz. Çok uzun aylar pansuman yapılıyor. Bu opak şey nedir derseniz kalsin. Şimdi deminki örneklerden yola çıkarsak aslında iyi bir kanal tedavisi her zaman çok güzel bir görsel sağlıyor diye bir şey söyleyemiyoruz. Tersi daha çok oluyor hatta. Görsel olarak çok kötü, bu kanalın değişmesi gerekir diyebileceğimiz çoğu vaka aslında çok uzun yıllardır ağızda semptomsuz durabildiğini de gördüğümüz için şu akşam bile bunu çok dert etmiyoruz. Etmedik mesela. Duruyor. Arkadaki dişine kanal tedavisi yapıldı, semptomları devam ettiği için. Bitirildikten sonra uzun bir takibi yok. Şu an sadece semptomsuz olduğunu söyleyebilirim. 3 ay oldu. Yetersiz olduğu için yazmadım. Daha çağırıp devam etmemiz lazım. 1 yıl ve üstüne çıkması lazım. Kaldı ki şu an ameliyat yapılmadı. Küçülme bekleniyor. İşte ne kadar küçülecek? Küçülürken bu alan ne olacak? Onları da ekleyeceğiz daha sonra peşine. Ama böyle bir şey de biliyor. Şu an hiç semptom olmayıp üzerinde çiğneme yapması hasta açısından zaten başarı, bizim için de başarılı olacağımızı düşündüren bir kriter. Yine yan yana üzerinde kaplama olan iki diş, 4-5. İki tane kötü kanal tedavisi yok gibi hatta. Çok flu. Ne olduğu belirsiz, tek kondur muhtemelen. Şikayetin ana kaynağı belirleniyor ve 4 numara retreatment yapılıyor. 5 numaraya dokunulmuyor. 8 aylık takip, lezyon geçmiş, 4 implantlar yapılmış. 4 numara temiz.
Hep özellikle bunları ekledim ki gerçekten görsele bakmamamız gerektiği konusunu bir hemfikir olalım, bir iyice oturtayım istiyorum. Tabii ki. Semptom yok. Şimdi anlatacağım. Yani orada neye bakacağımız, hani ne yapabiliriz'i en son toparlarken bahsedeceğim. Tam oraya geliyordum. Şimdi sonuç olarak toparlarsak, bizim elimizde hastanın semptomlu olarak geldiği ya da bizim başarısız olduğunu düşündüğümüz bir kanal tedavisine geldiğinde ne yapabiliyorduk? Yeniden inceleyip takip, kanal tedavisi tekrarı ki sıklıkla, kök ucu rezeksiyonu ya da dişin çekilmesi. Şimdi ayrı ayrı irdelersek bunları, neye göre kanal tedavisi tekrarı ya da takip kararı vereceğiz? Bir hasta bu şikayetle önümüze ilk geldiğinde ilk ne sormamız lazım? Şikayeti var. Sonra şikayetle geliyor. Var mı fikrimiz? Kanal tedavisi ne zaman yapıldı? Hepsinden önceki soru. Çünkü bizim için en önemli kriter. Neden? Diyelim kanal tedavisi yakın zamanda yapıldı. Ki zaten öyle bir durumda lezyon beklemiyoruz. Çünkü röntgen bulgusu çok daha sonradan geliyor. 6 ay, 8 ayda başlayabilir. Belki hastanın medikal durumuna göre 3 ayda başlayabilir. Ama yeni yapıldıysa röntgen bulgusu vermez. Buna göre karar veriyoruz. Ya da yeni yapıldı değil de diyor ki 10 yıldır var. Hemen başka dişi arıyoruz. Yani semptom şöyle, lezyon yoksa 10 yıldır, 5 yıldır ağızda olan semptomsuz ve lezyonsuz bir dişin kanal tedavisini tekrarını yapmamıza yapılabilir. Tekrar öneri olarak söylüyorum. Yapmamıza gerek yok. Çünkü bir yapan zaten irigasyonu çok iyi yapmış. Çok iyi sızdırmaz bir şekilde her yeri kapatmış. Yoksa 5-10 yılda bir boşluktan bulup oraya gidemeyecek bir bakteri yok. Her türlü bir enfeksiyonla dönerdi. Neden yapmıyoruz'a gelirsek? Yapacağımız işin bir, belli açılardan garantisi yok. Demin örneklerini verdim. Apikale kadar gidilmemiş bir diş mesela. Demin hani niye gitmiyoruz dediniz. Belki gidemeyeceğiz. Belki gitmeye çalışırken alt altı mezel kanallarda, eğimli kanallarda olabilir. Perfore edeceğiz, alet kıracağız. Kısaca bir komplikasyona sebep olacağız. Şimdi ne dedik? Semptom yok, lezyon yok, kanal tedavisi kötü diye bu işe başladık. Hasta demez mi? Benim hiç ağrım yoktu, siz yaptınız ağrım oldu. Hatta diş çekime gitti. Şimdi bunların hepsini düşünmemiz lazım. Başarı sadece hani görsel iyi bir kanal tedavisi değil. Tekrar diyorum, hastanın şikayetinin olmaması hastanın gözünde iyi bir hekim olmamız da bir başarı. O yüzden o tür dişlerde iyi düşünmemiz lazım. Peki, semptom yok, lezyon var. Ne yaparız? Neden? Yine ne zaman yapıldığına bağlı. Çünkü şu seçenek olabilir. Zaten lezyon vardı. Hasta tedavisini en iyi şekilde yaptırdı. Lezyon ya iyileşiyor ya iyileşme aşamasında ya da küçülüyor. Ha, bu olmayabilir. Ama olumlu kısmını göz önünde bulundurup takip etmemiz lazım. Zaten hem lezyon hem semptom varsa açıyoruz. Onda artık yapacak bir şey yok. Kısaca ne zaman yapıldığı önemli. Diğer zaten önceden bahsettiğim kök kanal tedavisi tekrarı indikasyonları varlığında zaten kök kanal tedavisi tekrarını yapıyoruz. Kök ucu rezeksiyonu dediğimiz işlemde tekrar dediğim gibi inatçı iyileşmeyen vakalar, kistik lezyonlarda öneriyoruz. Ama nasıl öneriyorduk? Çok büyükse eğer bir miktar birkaç ay, tabii bunu hasta da isterse, küçülmesini sağlayıp ondan sonra rezeksiyon düşünebiliriz. Ben özellikle kök ucu rezeksiyonu yazdım. Onun dışında tabii ki alternatif apikal cerrahi seçenekleri de var. Hemiseksiyon, kök amputasyonu, bikispidizasyon, bunlar o kadar az tercih ediliyor ki başarı şansından dolayı ya da hani zaten klinik olarak çok tercih edilmediği, çok uzmanların genelde yaptığı işlem olduğu için bir seçenek olarak koymadım. Ama apikal cerrahi adı altında olabilir. Son olarak zaten bunların hiçbiriyle bir sonuç elde edemiyorsak ya da edemeyeceğimizi düşünüyorsak peşin peşin dişi çekiyoruz. Dişte kırıktan şüphelenirsek, çatlaktan şüphelenirsek, İşte üst yapıyı madde kayboluyor bu dişlerde yapamayacağımızı düşünürsek, yük taşıyamayacağını ayak olacaksa eğer bir köprüde düşüneceksek, komşu yan önünde ya da arkasında bir implant varsa, implantı riske atmamak için olası bir lezyonu büyümemesini ya da tekrar oluşmamasını sağlamak için çekilebilir. Bunları düşünmemiz lazım. Şimdi bu yoldan yola çıkarak ben kendi tez öğrencimle fakültemizde bir çalışma yaptık. Başarısız kök kanal tedavisi sonrası izlenen tedavi kararlarının retrospektif olarak incelenmesi şeklinde
2009'dan itibaren 2018'e kadar ki 14 yaş üstü, 14 yaş altı çünkü pedodontide 1430 hastada toplam 2097 dişe bakıldı radyolojik olarak ve sistemden ne yapılmış diye. Sonuçta yeniden inceleme ve takip sayısı 463. Dediğim gibi en çok tercih edilen seçenek kök kanal tedavisi tekrar 1439, kök hücre rezeksiyonu 28. Şu 5 kanal tedavisi tekrarı olmadan yapılan kök hücre rezeksiyonu. Bu çok tercih edilen bir şey değil ama kanal çok iyiyse, çok güvendiğimiz biri yaptıysa, siz yaptıysanız, kendinize güvenip güzel bir iş çıkarttığınızı düşünüyorsanız tekrarlamaya gerek yok. Direkt cerrahisi yapılabilir. Bir tane kök amputasyonu. 155 diş çekilmiş, 6 tanesi de kanal tedavisi tekrarı yapılmış ama sonuç alamamışız çekilmiş ki bu sayıda bence gayet iyi. Bu sayının bu kadar düşük olması. Bütün bu planlamayı düşününce hani 9 yıllık süreçte ve şu kadar hasta ve dişte ki literatürde bu kadar geniş bir aralığı tarayan bir yayın daha rastlamadım açıkçası. Hani demin soruyordunuz ya siz belli bir üniversitede belli bir popülasyonda yani bu sadece 9 yıllık Marmara Üniversitesi'ne gelen kişiler arasında. Şimdi bunları yüzdeye vurursak ve biz hastaya söylersek çok doğru yapmış olur muyuz? Bizim hastamızsa evet. Bir şekilde yolu fakülteden geçmişse evet. Ama bunu başka bir fakülte yapsa başka yüzdeler bulacak. O yüzden hani net bir yüzde vermek yerine açık kapı bırakmak her zaman bir miktar daha işimizi garantiye alıyor. Tekrar sonuç olarak toparlarsak neye bakıyorduk biz? Şunların hepsini irdeleyip ya da konuştuklarımızı irdeleyip ne yapacağımızı karar veriyoruz. Umarım bundan sonra başınıza gelen, inşallah gelmez ama başkalarından ya da gelen vakalarda en ideal doğru sonucu bütün bu konuştuklarımızın ışığında seçip tedavimize karar verirsiniz. Teşekkür ediyorum.